Hasan, hoş geldin. Tebrik ediyorum. Ahmet Bey, gözünüz aydın. Sağ olun. Allah hayırlara vesile etsin. Allah sizlerden razı olsun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bir gençliğine, Bingöl'ün eğitimine ciddi bir örnek oldunuz. Ona da Allah'a şükürler olsun. Bizim gibi bir Asya'nın en önemli özelliği, yani akademik alanda başarısıyla beraber mütevaziliği, kişiliği, saygınlığı. Basamak bitti. Aynı başarıyı, aynı tempoyla inşallah LGS'de de bize güzel... LGS 1, 2, 5 ve 6'da Türkiye birincisi oldum. Sınava nasıl hazırlandım? Sınava şöyle söyleyeyim, çok çalışmak önemli değil. Bunu daha önce de belirttim zaten ama çok çalışmaktan ziyade düzenli çalışmak, atıyorum kitap okumaktır, ne bileyim oturup konularınızı düzgün çalışmak. Ben saatli çalışan bir insan değilim. Yani bugün bu kadar saat çalışacağımdan ziyade haftalık bir program belirliyordum. Bu hafta bu konularım bitecek diyordum. Konularım bittiği zaman öyle şey bir insanla dedim, hiç sosyal hayata zaman ayırmayacağım da tamamen ders çalışacağım falan diye psikolojimi bozan bir insanla dedim. Hatta okulun en rahat öğrencisi olduğumu düşünüyorum. Çok çalışmaya gerek yok. Düzenli çalışın yeter. Sınav açıklandığında şöyle, ben sınavdan çıktım. İki yanlışım olduğunu öğrendiğimde hocalarıma dedim ki, hocam ilk yüze girer miyim? Çünkü inanmıyordum. Ben iki yanlış yaptıysam bir sürü fulleyen vardır diye düşünüyorum. Hocalarım ilk yüze değil, ilk 50'ye bile girersin falan diye bayağı şey yaptılar. Bazıları birinci olmamı bekliyordu. Ben hala inanmıyordum sonuçlar açıklanana kadar. Sonuçlar açıklandığında bayağı şaşırdım, evet. Ve mutlu oldum. Evet, hedefim cerrah başak inşallah ya da çapan. Kızım bu başarısına sevindim. Güvendiğim için gerçekten çocuğuma katkıda bulunduğuna inandığım için bu okula verdim. Gözüm arkada değildi hiçbir zaman. Sağ olsun iyi bir eğitim verdiler. Güzel yerlere gelmesini bekliyorum. Öğrencimize derse başladığı zaman sezonda öğrencimizde ciddi bir yetenek, kabiliyet olduğunun farkındaydı. Ama yıl sonu itibariyle Türkiye birincisi olur mu olmaz mı? Umudumuz vardı, beklentimiz vardı ama ilk yüze, ilk ona girer diye bir beklentimiz vardı. Fakat sonlara doğru öğrencimizin azimli, düzenli çalışması, rahatlığı, bu bize ayrı bir güven verdi. Evet dedik, biz bu başarıyla, bu sistemle inşallah Türkiye birincisi olur diye artık umutlanmaya başladık. Akademik başarısıyla beraber kişiliği, ahlakı, mütevaziliği, alçak gönüllülüğü gerçekten gönlümüzde taht kurdu. Yani gönlümüzün şampiyonuydu, sonucu ne olursa olsun. Ama bunun bu sonuçla taçlandırması bizi ayrı onurlandırdı. Bingöl'de, YGS'de bir ilkti. Bu Bingöl için, Bingöl Eğitim Camiası için, öğrencilerimiz için ciddi bir moral motivasyon oldu. İnşallah bundan sonraki gençler için de bir ufuk açmış olacağız. Bir örnek olmuş olur. Bu Bingöl için ayrı bizi sevindirdi, ayrı onurlandırdı.